Sayın seyircilerimiz, rüzgar çok fazla olduğu için, sesimiz çıkmadığı için ek bir yayın yapacağız Sayın Muhtarım Arif Şenocak'la. Muhtarım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahallemizdeki sebze üretim alanları ne kadar, tekrar bir bahsedelim. Pelit alanda mahallemizde sebze üretimimiz alanımız 3000 dönüm arazimiz var. Evet. 3000 dönüm arazimizde turşuluk, biberimiz yetişiyor ağırlıklı. Evet. Kurutmalık domates yestirici yapıyoruz. Bunun yanında da kapya, salçalık biber yestirici yapıyoruz. Bir de turşuluk salatalık, kavun karpuz, kurutmalık fasulye, bunun yanında da mısır. Evet. Bu şekil dağılıyor. Ne zaman peki bu sebze üretimi yaygınlaştı mahallede? Mahallemizde daha önce sulu tarım yoktu. 7 yıl önce sulama barajımızı yaptık. Sulama barajımızdan kendi halinde cazibeli su şeklinde geliyor. Bütün arazilerimizi suyu kavuşturduk. Çok güzel verimli topraklarımız var. Burada sulu tarıma başladık. Çiftçimize gelir olarak gerçekten çok fayda sağlayan bir tarımımız oldu. Çiftçimiz çalışkan, üreten bir çiftçimiz var burada. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki kurutmalık domates üretimiyle ne zaman tanıştınız, nasıl girdi mahalleye? Kurutmalık domatesimizde ikinci yılımız şu an. Onu da burası bizim rakamımız yüksek deniz seviyesine göre. Evet. Yaklaşık 500 rakamımız var. Burada domates alan firmalarımız dediler ki kurutmalık domates burada daha verimli olur, evet. Daha güzel kurur. Bir de normal güneşe, yüksekliğine göre kaliteli domates kurutması burada alırız diye önerdiler. Biz de çiftçilerimizle hazır ayağımızda domatesimizi tarlamız, fırsat geldi tarlamızdan çıkarıp aynı zamanda hem de buradan çevre köylerimizden yine mahallemizden de işçilerimiz çalışıyor. Onlara da bir gelir kaynağı oldu. Kurum alanımızı daha ileriki zamanda daha çok genişletip daha büyük alana sermeye çalışacağız. Peki bu kuruttuğunuz domatesler orada yayın yaptığımız yerde, evet, sadece sizin bölgenizdeki domatesler mi yoksa başka ilçelerden de domates geliyor mu oraya? Pelit alandan, çevre köylerden, ilçelerden de geliyor. Yani burada kaliteli verimi sağlamak için alanımızı genişletiyoruz. Şeyden bahsettik ama tekrar bir vurgu yapalım isterseniz. Kurutulmuş domates neden mesela pelit alan bölgesinde seçilmiş? İşte seçilmesinin sebeplerinden biri de burada çiftçimize fayda sağlamak. Bir de kalitesini daha çok yükseltmek domatesin. Yani önceden geçen yıl yaptığımız kurutmada kurutma kalitesi yüksek oldu. Evet. Onun için tercih yüksek kesime. Tabii siz de yaptıkça evet, tecrübeleniyoruz. Burada birebir çalışan arkadaşlarımız var. Kurutma sahasına hakimler. İşi bilen arkadaşlarımız var. Güzel şekilde bir yerimiz var. Çok güzel. Peki kurutma domatesin köyümüzde katkıları neler oldu? Köyümüzde katkıları tabii birçok vatandaşımız ailesine, evine imkan gelir sağladı. Hı hı. Bir de dilim esnasında, kurutma toplama esnasında birçok kişiye de iş imkanı, evet, sağladı. İstihdam da var. Şimdi tabii köylerde şehre göç uzun fazla olduğunu ama bizim için mesela bu tarım arazilerimizde kurutma da olsun, diğer sebze yetiştirici olsun, vatandaş birebir bu imkanları sağladığı için köyünde durmaya daha çok önem veriyor. Vazgeçmiyor köyünden. Evet, evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Teşekkür ederim muhtarım. Eklemek istediğim şey varsa alabilirim. Eklemek istediğim, biz şimdi Yuntan'da bu sulu tarıma, pelit alanda başladık. Bir aynı zamanda da şu an tesislerimiz yapılıyor köyümüzde Yunus Emre Belediyesi tarafından. Bu tesislerimin içerisinde birçok çiftçimize fayda sağlayacak depolarımız, makinalarımız kurulacak. Bunlar soğuk hava depoları, Antep fıstığı işleme makinaları, pekmez çıkarma, bal dolum üniteleri olacak. Un değirmenimiz var. Evet. Burada Yuntan'da hem organik hem de pazar yeri oluşturma için çalışıyoruz. Haftada bir gün pazar kuracağız. Çok güzel. Bütün Manisa'mızı ileriki zamanlarda bekliyoruz. İnşallah. Pazar yeri. Duyuralım pazarımız olursa. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun katkılarınız için. Sayın seyirciler, Manisa Tarımı Sesi programından bu haftalık bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.